Herkese merhaba, ben Canan Bektik. Bir Yaşamak Sanattır programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, Türkiye'nin tek ve iş kanalı olan Business Channel Türk'te tekrar birlikte olmaktan çok mutluyum. Evet sevgili izleyicilerim, bugünkü konu başlığımız sözcüklerin ötesinde. Evet, sözcüklerin ötesinde. Öncelikle seçimlerden bahsetmek istiyorum. Seçimler hayatımızın kaynağıdır. Yani bütün yaratımların kaynağıdır seçimler. Seçimler yaparız ve geleceğimizi yaratırız. Seçimler yaparız ve bugünü yaratırız. Daha önce yaptığımız seçimlerle bugünleri yarattık. Ve bizde şöyle bir anlayış var. Sanki seçimleri biz yapmadık da bu seçimler bizim için seçildi. Bizim için bir şeyler seçildi, biz de bunları yaşıyormuşuz gibi geliyor. Hayır, gerçek şu ki daha önce yaptığımız seçimler bugünkü hayatımızı yarattı. Bugün yapacağımız seçimler yarını yaratacak. O yüzden seçim her şeyin kaynağıdır. Ya biz seçeriz ve seçimlerimizi fark ederiz ya da hiç farkında olmayı seçtiğimiz şeyleri ve hayatımızı böyle travmadan, dramadan, üzüntüden oluştururuz. Ve bunu sanki hiç biz seçmemişiz gibi, bunlar bizim için seçilmiş gibi söylenip dururuz. Evet, bu gerçek değil sevgili dostlar. Gerçek değil. Gerçek olan bizim seçimlerimiz var. Biz hangi seçimleri yaptık ki bugünleri yarattık? Bunları değiştirmek mümkün. Seçimler her zaman değiştirilebilir. Bu kolaylıkla olabilir hepimiz için. Eğer seçersek kolaylığı, neşeyi, ihtişamı yaptığımız tüm seçimleri değiştirebiliriz. Seçimler yaratır. Seçimler farkındalık yaratır. Dün seçtiğimiz olaylar bugün de bize farkındalıklar yarattı. Aslında bunlar bizi bugüne getirdi ve bugün nasıl güçlendiğimizi görmemiz içindi. Hiçbir seçim yanlış değildi. Hiçbir seçim doğru değildi. Sadece bizi bugüne getirdi. Ve bize bir farkındalık yarattı. Bize bir farkındalık verdi. Seçimler yanlış değil, seçimler doğru değil. Sadece seçeriz. Bunun tadına bakarım, okey derim, tamam, devam ederim. Ama bakarım ki bu benim için uygun değil, sevmemişimdir, tamam, okey. Farklı ne seçebilirim derim, başka ne mümkündür derim. Seçim böyle ama her zaman aynı şeyleri seçmemiz gerekmiyor. Farklı seçimler yapabiliriz, eğer işimize yaramıyorsa değiştirebiliriz. Demek ki seçimler hayatımızın kaynağı. O yüzden neyi seçeceğimizi gerçekten bilinçli, daha fazla bilinç yaratmamız gerekir ki hayatımızda daha farklı yaratalım hayatımızı. Daha eğlenceli olsun, daha kolay olsun, daha ihtişamlı olsun. Bu yüzden de bilinç yaratmak gerekir. Yani bilinç şart diyorum sevgili izleyiciler. Bilinç şart. Daha fazla bilinç yaratmak, daha fazla olasılık yaratmak bizim seçimimiz. Biz seçeceğiz ki hayatımızı daha kolaylıkla yaratalım. Ve biz hayatımızı kolaylıkla değiştirdiğimizde, kolaylığı seçtiğimizde tüm gezegen üzerinde de büyük bir değişim yaratmış oluruz. Bizim seçimimiz herkese etkiler. Tüm dünyayı. Evet. Öyle demeyin. Şimdi şöyle dediğinizi duyuyorum. Bir tane mi? Evet, bir kişinin bile. Bir kişinin bile. Hatta biz böyle oy kullanırız ya, aman canım bir tane de ben olmayıveririm deriz. Bu ne kadar değerli? Bu ne kadar değerli? Bunun değeri ne? Hiç öyle değil. Ne kadar önemli olduğunuzu keşfetmeniz için ne gerekir acaba? Dünyaya nasıl bir hediye olduğunuzu farkında olmanız için. Daha başka ne mümkün? O kadar bize bu öğretilmedi. Biz bunu bilmedik. Kendimizin ne kadar değerli olduğumuzu, ne kadar hediye olduğumuzu bilmedik.
bilmedik, ona hiç bakmadık, onu içimize hiç bakmadık. Bizde ne var diye hiç bakmadık. Evet, ve onu değersiz yaptık, onu hiç önemsemedik. Eğer ki gerçekte olduğumuz, muazzam hediye olduğumuzu, olduğumuz o muhteşem hediye olduğumuzu farkında olursak, neleri değiştirebiliriz, neleri seçebiliriz, hayatımız için neyi yaratabiliriz? Biliyorsunuz ki seçimler yaratır diyorum. Her seferinde bunu söylüyorum. Seçimler olasılıklar yaratır. Ve olasılıklar sizin için tüm katkıları, tüm kolaylığı ortaya çıkartır. Tüm kapıları açar ardına kadar. Demek ki bizim seçimlerimiz çok dinamik. Her an bu mümkün, her an seçim yapma şansımız var. Dün seçtiğimiz bir şeyi bugün seçmek durumunda değiliz. Her şeyi değiştirmemiz mümkün. Seçimler yaratır, seçimler her şeyin kaynağıdır. Ne kadar şanslıyız değil mi? Bizim seçim yapma şansımız var. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Evet, çünkü sonsuz bir varlığız. Sonsuz bir varlığın her an seçim yapma şansı var. Her an şimdi de olma seçimi var. Ama biz hep ne yapıyoruz? Ya geçmişte yaşıyoruz ya da geleceğin endişesinde. Çünkü geçmişteki yapılan seçimler, ki biz bunu bizim için seçilmiş olduğunu düşünsek bile öyle değil. Biz seçtik. Biz seçtik sayın izleyicilerim. Biz seçtik. Bunda bir yanlışlık yoktu. Bu sadece bizi bugüne getirdi ve biz şimdi bir sürü farkındalığımız var seçimlerimizden dolayı. Ve bunu artık değiştirebiliriz. Eğer işimize yarıyorsa tabii ki bunu çoğaltabiliriz, büyütebiliriz. Başka neler mümkün deriz. Bundan daha iyi nasıl olur deriz. Her an seçim yapmanın hazzını yaşarız. Bu özgürlüğü yaşarız. Bu bilişi ve bu gücü yaşarız. Bu büyük bir potansiyel, büyük bir kudret. Siz seçiyorsunuz ve tüm her şey sizin için organize olmaya başlıyor ve o ortaya çıkıyor. Evet, eğer ki değiştiremiyorsanız geçmişte yaptığınız seçimleri, bunu değiştirmemiz kolay, mümkün. Çünkü farkındalığımızı oraya koyacağız ve orada neyi değiştiremiyorsak bizim farkındalığımızın ışığı orayı aydınlatacak ve orada ne var onu göreceğiz. Onu göreceğiz ve diyeceğiz ki tamam, buymuş bunu yaratan şey. Demek ki biz bunu seçmişiz daha önce. Okey, şimdi işimize yaramıyor. Hadi buna bay bay diyebiliriz ve farklı olasılıkları yaratabiliriz. Farklı şeyler seçebiliriz. Evet, seçimler bizim her şeyin, hayatımızın kaynağıdır. Evet, seçerek yaratırız tüm geleceğimizi. Şimdi neyi yaratacağız? Kolaylık yaratalım mı? Ya bu içinde bulunduğumuz durum, zorluk, bizim için artık işlevsel değilse, bizim için artık kolaylığı yaratsak, ha yok yok, biz hala zorluğu seçiyorsak, çünkü o zorluğu, oh işte ben bunu başardım diye kendimizi böyle bir tatmin duygusuysa, okey, bu da yanlış değil. Bunu da yapabiliriz. Ama hakikaten, hakikaten gerçekte olduğumuz o sonsuz varlığımızın bilincinde olsak, zoru mu seçeriz, kolaylığı mı? Oraya bir bakalım. Belki de kolaylığı seçeriz, şöyle bir yaparız ve o bize gelir. Belki özlediğimiz bir şey. Sanki sihir gibi değil mi? Bu olmazmış gibi geliyor. Bana da öyle geliyordu. Hadi canım diyordum. Canan sen Alice misin? Böyle bir sihir mümkün mü? Ama bu oldu. Evet, bu oldu. Kolaylığı seçtiğim an 2 ay sonra hayatımdaydı Akses. Çünkü ben istedim. Baktım ki bu hayatımda değişim, ki vurmuştum. Bu artık değişecek dedim. Neye mal olursa olsun. Akses falan bilmiyorum. Ama gerçekte olduğum şey, zaten biliyorum her şeyi. Ve bunun güçlü bir değişim isteğiydi. Ve 2 ay sonra gerçekten sihir gibi geldi ve sihirli değnekleriyle hop değiştirdi. Aslında sihirli değnek biziz. Her şey bizim için mümkün.
her şey bizim için kolaylaştırıyor. Akses de öyle. Bizim için var. Biz kolaylığı yaratacağız diye var. O araçları biz koyduk yolumuza, kolaylaştıran araçları. Her zaman mümkün. Kolaylık her zaman mümkün. Eğer seçersek hayatımızı seçim, kolaylık, neşeden yaratmayı, bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlar, hiç bakmadık kendimize. Kendi içimizde ne var? Kendi potansiyelimizde ne var? Hangi sihirleri yapabiliriz? Neleri seçebiliriz? Ne ortaya çıkacak? Burnumuzu oynatmak belki olmayacak ama sadece küçük bir seçim her şeyi ortaya çıkaracak. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Evet, eskiden tatlı cadı vardı ve bayılırdım. Keşke benim de burnum oynasa da böyle her şeyi değiştiriversem derdim. Bayılırdım onun burnuna. Meğerse bizim seçimlerimiz varmış. Seçimler her şeyi değiştiriyor. Seçimler yaratıyor. Seçimler farkındalık yaratıyor. Ve bizim için çok değerli farkında olmak. Biz nasıl bir farkındalıksızlıktaydık ki acaba bugüne kadar bizim için seçilmiş olduğunu düşündüğümüz hayatı yaşadık. Evet, artık daha fazla farkındalık yaratmak, daha fazla bilinç yaratmayı seçersek eğer, her şeyi ışıl ışıl yapabiliriz. Tüm hayatımızı, tüm geçmişimizi ışıldatırız ve tüm geleceğimiz değişir. Evet, artık geçmişin acıları üzerimizde kalmaz ve geleceğin endişesini yaşamayız. Sadece şimdi vardır ve sadece gelecek potansiyellerimiz vardır. Ve hangi geleceği seçmek isteriz ona bakarız. Hayatımızın neye benzemesi hoşumuza gider ona bakarız. Çünkü biz muazzam, muhteşem, harika varlıklarız. Sadece seçeriz ve ortaya çıkar. Tüm evren bizi destekler. Ben diyorum ki ağanın eli tutulmaz. Ben sadece seçiyorum, ortaya çıkartıyor. Evet, seçimler her şeyin kaynağı. Aslında kaynak biziz. Kaynak biziz. Ama biz içimize baktığımızda neyi seçeceğimizi biliriz. Bizim için nedir işlevsel olan? Bir tek biz bilebiliriz. Bizim için her şeyin en doğrusunun ne olduğunu. Benim için bilen tek kişi var, o da benim. Sizin için de bilen tek kişi var, o da sizsiniz. Evet, lütfen kendi bilişinize güvenin. Kendinize güvenin. Kendinizi bilmek zaten başlangıç olan şey bu. Lütfen kendimiz olalım ve kendi seçimlerimizi yapalım. Kendimiz için neyi seçiyoruz ki bu hayatımızı yaratacak? Buraya bakalım. Evet ki o zaman hayatımız neşeden, o coşkuyla olacak, yaşam sevinciyle olacak. Yaşamın mutluluğunu yaşayacağız, var olmanın neşesini yaşayacağız. Var olmanın neşesi, değil mi? Ve sabah uyandığımızda belki de seçebiliriz. Var olmanın neşesini nasıl yaşayabilirim diye bir seçim yapabiliriz. Ya da diyebiliriz ki, evet ben var olmanın neşesini seçiyorum. Evet, neye benzeyecek bir görelim bakalım. Belki bugüne kadar hiç seçmedik. Seçmediğimiz için bekliyor olabiliriz. Hani bir şey bize gelecek ya da birileri bizim için seçilecek ve biz onu yaşayacağız sanki. Böyle bekliyoruz bir şeyler değişsin diye. Hayır, bu olmayacak. Hiçbir zaman bir başkası bizim için seçemeyecek. Biz seçeceğiz kendimiz için. Birilerinden konuşuyorum, bazen şöyle dediklerini duyuyorum. Nasıl gidiyor hayat diyorum. Her şey yolunda mı? Hayat nasıl gidiyor? Bana diyorlar ki, işte hep aynı. Seçmedin ki. Seçmedin ki. Nasıl aynı olmayacak ki? Einstein diyor, biliyorsunuz değil mi? Hepimiz biliyoruz. Ama hiç önem vermiyoruz. O bazı böyle muhteşem, genius insanlar söylüyor ve biz bakmıyoruz bu ne diyor diye. Diyor ki Einstein, hep aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemezsin diyor. Biz bunu biliyoruz, duyduk ama hiç oraya bakmadık.
Peki şimdi ben ne yapacağım demedik, neyi seçeceğim, farklı ne yapabilirim desek, soru sorsak zaten bu olacak. O zaman farklı bir şey seçelim. Eğer ki şikayet ediyorsak. Ama belki şikayetten çok hoşlanıyor olabiliriz. O da ayrı. Evet, şikayeti bazen çok seviyoruz. Şikayet ediyoruz sürekli. Bunu yapıyoruz. Peki bu bizim işimize yarıyor mu? Hayatımızı yaratıyor mu? Yoksa hayatımızı öldürüyor mu şikayet etmek? Evet, işte esas işin ana kısmı bu. Biz bunu değiştirebiliriz. Hayatımızı şikayetten yaratmak yerine, savaşarak yaratmaktan değiştirebiliriz ve deriz ki evet, ben artık hayatımı kolaylık, neşe ve ihtişamla yaratmayı seçiyorum. Ve öyle bir şey seçeyim ki her şey hayallerimin de ötesinde olsun. Bu bir seçim. Her şey hayallerimizin de ötesinde olabilir. Böyle marjinal şeyler seçmek, abartılı şeyler seçmekten korkuyor muyuz yoksa? Böyle küçük küçük seçimler mi yapıyoruz? İşte birazcık daha. Okey, bunda da yanlışlık yok. Kabımız ne kadarsa, belki bu kadardır kabımız. Belki çok daha büyüktür ve her an daha büyük olabilir. Biz ne kadar seçiyoruz? Önce küçük küçük başlıyoruz. Bir bakıyoruz, bunlar değişiyor ve oluyor. Acaba biraz daha büyük seçebilir miyim? gibi böyle her şeyi büyütebiliriz. Evet. Çünkü o kadar enteresan bakış açılarla kodlandık ki sevgili izleyiciler. Evet, daha fazlasını isteme dediler bizden. Talep etme dediler. Bunun yanlış olduğunu söylediler. Talepkarlığı yanlış olduğunu biliyoruz. Ya bu gerçek değilse, ya daha fazlası mümkünse ve biz bunu seçebilirsek, evren de bize okey diyorsa, dile benden ne dilersen ve biz hangi kapla alacağız o zaman? Evet, evet, arsız olmamamız söylendi, bunu biliyorum. Ama ben seçiyorum, abartıyı, arsızlığa izin veriyorum. Çok daha büyük olmayı seçiyorum. Çok daha fazlasını seçiyorum. Bakalım bu 2018 yılı hepimiz için nasıl olacak? Biz seçeceğiz. Biz seçersek değişecek. Benim seçimim şu. Hayallerimin de ötesinde kolaylık, neşe ve ihtişamla. Bakalım hem ben olarak, yani canın olarak, çevremdeki bütün sevdiklerim, herkes ve Türkiye, canım Türkiye'm ve olağanüstü gezegenimiz, güzel gezegenimiz için hayallerimizin de ötesinde seçiyorum ki kolaylık, neşe ve ihtişam olsun. Hepimiz için bir ortaya çıksın sihir. Bunu seçiyorum. Bakalım bu nasıl mümkün? Ben nasıl sadece seçerim? Ne olduğuna bakmam. Orada ne olacağına bakmam. Nasıl olacağına bakmam. O benim işim değil. Ben sadece seçiyorum ve ortaya çıkıyor. İşte bu. İşte bu. Bunu yapabiliriz. Eğer ki yapamıyorsanız lütfen bizi arayın. Lütfen. Bunun engellerini lütfen hep birlikte değiştirelim. Bunu ne engel oluyorsa. Evet, artık kutlama olsun hayatımız. 2018 yılı benim için bir kutlama olsun. Ve bu doruk noktasında olsun. Her zaman daha fazlası. Daha fazla kutlama. Ve Türkiye için de öyle seçiyorum ve dünya için de. Bütün insanların ya da seçen insanların bir araya gelip birbirlerini beslediklerini, arkalarını koruduk, kolladıklarını, böyle omuz omuza verip kendileri için, herkesin kendilerini için seçim yaptığı bir dünya olsun. Kolaylık, neşe ve ihtişam olsun. Benim seçimim bu. Evet, çünkü seçimler hayatımın kaynağı. Evet. Her şeyin, bütün yaratımların kaynağı. Her şeyin kaynağı. Ne kadar büyük bir şey. Seçim çok büyük. Küçük de olsa büyük. Seçimin kendisi büyük. İster bir kalem seçin, ister bir bardak, isterseniz çok daha büyük bir şey. Seçim çok büyük bir şey. Seçebilmenin özgürlüğü var burada. Seçmenin bilişi var. Çok güzel.
Evet, olduğumuz bu katkıyı görebiliyor muyuz? Yani kendimize olduğumuz katkıyı görebiliyor muyuz? Bunu bilmiyorduk. Ne kadar muazzam bir katkı olduğumuzu bilmiyorduk. Kimse bilmiyordu belki. Çok az kişi biliyordu. Büyük, 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 büyük insanlar bize bunu söylediler. Zaman zaman söylediler. Dediler ki, işte bu. Verdiler bilgiyi ama biz onlara dedik ki yok, bu benimle ilgili değil, bu seninle ilgili dedik. Ya bu bizim hepimizle ilgiliyse? Evet sevgili izleyiciler, nasıl zaman açıp akıp gidiyor, böyle saatlerce konuşabilirim. Evet, sadece seçiyoruz. Sadece seçiyoruz ve seçimler bütün yaratımların kaynağı. Bakalım kendiniz için ne seçeceksiniz? Bakalım dünya için, Türkiye'miz için ne seçeceksiniz? Ben de çok merak ediyorum. Benim seçtiklerimin nasıl ortaya çıkacağını çok merak ediyorum. Evet sevgili izleyicilerim, bugünlük bu sözcüklerin ötesinde olan konu başlığımızın bitirme zamanı geldi. Ama hiçbir şey bitmez, enerji hiç bitmez, bunu biliyoruz. Her zaman vardır, her zaman seçim yaparız. Lütfen seçimlerinizi yapın ve ortaya çıkanı heyecanla bekleyin. Lütfen sonuca odaklı kalmayın, her an seçmeye devam edin. Evet, bir başka Yaşamak Sanattır programında görüşmek üzere. Seçimlerle kalın diyorum. Eğer sorularınız varsa lütfen bizi arayın, e-postamıza yollayın ya da web sitesine bakalım. Bakın, oynayın orayla. Neler var, neler yok. Sizi ilgilendiren şey var mı? Eğer anlayamıyorsanız bizi arayın ve birlikte neler yaparız? Birlikte neler mümkün, bakın. Sevgiyle kalın, seçimle kalın. Hoşça kalın.